Çaylak programından hepinize mutlu günler sevgili seyirciler. Aksaray'da her hafta farklı bir mesleğin zorluğunu anlatan programımızda bu hafta çok garip bir mesleği seçtim kendime. Şöyle üstüme başıma elimdeki kelpetene bakarsanız dişçi olduğumu sanabilirsiniz ama dişçi de değilim. Aksaray'ın Fatih Mahallesi'nde bulunan Kadın Aktivite Merkezimizdeki cam atölyesindeyiz. Doğru muyum hocam? Evet doğru. Yanımda Begüm hocam var. Hocam, şimdi bugün ikimiz atışacağız. Evet. Öncelikle sizi bir tanıyalım. Tabii, Begüm Demir. Selim Sultan Kadın Aktivite Merkezi'nde 2 yıldır çalışıyorum. Yetişkinlere ve çocuklara ders veriyorum. Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Cam Bölümü mezunuyum. Camda genelde geri dönüşümleri kullanıyoruz. Günlük hayatta kullanabileceğimiz eşyaları yapabiliyoruz. Anladım. Mutfak eşyaları bu şekilde. Şimdi elime şöyle bir şey verdiler. Bildiğimiz bu normal şey. Yani su şişesi. Bu biraz da şundan olacakmış. Bunu diyor yapmak çok zor diyor bana. Kamera arkasında oturan bir de Leyla hocam var. Buraya bizi davet ettiklerinde Begüm hocamla birlikte yapamazsın edemezsin diyorlar. Şunu var ya benim gözümü bağlayın tamam mı? Gözümü şunu ben yine yaparım yani. Şunu fırınlayıp şu yapılıyormuş. Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi'ndeyiz. Begüm hocamla tanıştık. Kendisi 2 yıldır burada çalışıyormuş. Siz beni ilk davet ettiğinizde ben şey sandım. Böyle ateş falan oluyor. Bir şey tutuyorlar böyle çekiyorlar balon gibi o uzuyor. Ne bileyim sürahi falan oluyor. O ne? O alevde şekillendirme. Bizim yapacağımız fırınlama. Fırınlama. Biz fırınlayarak yapıyoruz. Fırında 2 gün boyunca kalıyor. İlk gün fırında soğumaya geçtikten sonra yavaş yavaş fırını açmamız gerekiyor. Çünkü cam olduğu için çatlama yapabiliyor. Sıcak bir soğuk etkisi olduğu için. Anladım hocam. Bu iş zor mu? Evet zor. Dışarıdan bakıldığı gibi kolay değil. Ya bir de şunu soracağım. Buna nasıl karar verdiniz bu mesleği okumaya? Ben üniversite okurken de vardı fakültesi falan. Çok merak ederdim. İlk defa gerçekten bu işi uygulayan biriyle tanıştım. Buna nasıl karar verdiniz? Kim dedi? Yani millet anne baba doktor ol, bilmem bir şey ol. Evet. Ya kızım git de camcı ol veya cam şekillendir. Öyle mi dediler? Hayır öyle değil. Liseyde güzel sanatlarda okudum ben. Resim bölümü okuduğum için zaten resmin birçok dalları altında gerçekleştiği için seramik. Üniversitede kendi bu bölümü seçtim. Yani 8 yılı bu işe kendinizi bu işe mi adadınız? Evet. Allah aşkına şuna mı? Şunun için 8 yıl okumaya gerek yok ki. Bence var çünkü bir sanat var ortada. Yani çok basit kolay gibi görünüyor ama emeği çok fazla. Allah Allah göreceğiz bakalım. Evet. Ben bu işi yapabilir miyim? Göreceğiz yapabilecek misin? Pek kolay gibi değil çünkü. Nasıl kolay gibi değil? Yukarıda çay içerken tamam mı? Şimdi Leyla hocamla birlikte işte herkes öyle diyor falan filan diye bana bayağı şey yapıyorlardı, küçümsüyorlardı. Anlat hocam bana bunun zorluğunu anlat. Yani ilk önce şişeyi bir fırına koyuyoruz. Şunu? Evet. Geri dönüşüm şişelerini kullanıyoruz genelde. Fırınlama aşamasından sonra şişeye belli bir şekil veriyoruz. Sizin fırın nasıl bir fırın? Evdeki fırınlardan? Hayır, evdeki fırın gibi değil. Atölye ortamında kullanılacak büyük fırınlar. Yani mutfak fırınındaki gibi pişmiyor. Anladım. Yüksek derecede pişiyor. Anladım. Eğer ben de gerçekten evdeki fırınlarda falan yapılıyorsa evde bitirdiğimiz su şişelerinden böyle değişik alet edevat yapayım diyecektim. Ev için zararlı. Anladım. Şimdi bu iş yapılmaz diyorsun, zor diyorsun. Evet zor. Tamam göreceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi siz bana malzemeleri bir tanıtın. İlk önce gözlüğümüzün olması gerekiyor cam keserken. Çünkü gözümüze cam kaçabilir. Tamam. Yani buna dikkat etmemiz gerek. Eldivenlerimizin olması gerekiyor. Elimize cam batmaması için. Daha sonra penslerimiz var. Camları kesmek için kullandığımız kırarken. Sonra gönyemiz var. Bu ne işe yarayacak? Bunu yuvarlak kesmede kullanacağız. Tamam. Benim elim cetvel gibidir. Buna ben ihtiyaç duymam. Bence duymamız buna gerekecek. Bir deneyelim. Mi? Evet, bir deneyelim. Tamam. Gördüğünüz cetvel gibi mi? Daha sonra elmasımız var ki bizim cam keserken kullanacağımız. Elmas. Şunu öyle bir övdüler ki ben yukarıda Leyla Hoca'ya dedim ki o diyor ki bana elmaslar çok değerli aman dişini kırma şöyle böyle diyor. Ben de mücevher elmas sandım. Soruyorum pahalı mı diye söylemiyor. Ben de gerçekten öyle hani ne bileyim ben elmas deyince aklıma direkt elmas geldi. Bir iki tane araklar da kuyumcuya böyle okuturum falan diye düşünüyordum. Ki kıymetlidir. O da şöyle elmas. Bunun ucunda hiçbir şey yok. Biraz önce bana gösterirken bu bir şey kesti. Allah aşkına bu nasıl kesiyor? Bu göstereceğim ufak bir şekilde. Ucundaki elmastır. Yani bizim için değerli olan. Adını siz bence kendiniz koydunuz. Onun adı kesin farklı bir şeydir. Hayır, adı elmas. Böyle artistlik olsun diye elmas dediniz herhalde. Hayır. Hocama bayağı yükleniyorum. O da yani sağ olsun bir şey demiyor böyle. Şu şekilde. Bunu kestikten sonra yavaşça vuruyorum. Hadi ya. Bu şekilde. Vay be neşter gibi bir şey var şu an elimde.
Su, bunun içindeki normal çeşme suyu mu? İçindeki gavya, kokusuz gavya. O da elmasın ucunu köreltmemesi için, yani bizim için şu önemli. Bunu her kestiğimizde gavyana batırıyoruz ki ucu zarar görmesin diye. Anladım. Ya var ya, aletler çok basit de buradakiler böyle kendi aralarında artist isimler koymuşlar. Yok gaz ya. Şuna da bir şey demişlerdi. Buna da şeytan taşı mı? Şeytan taşı diyoruz ama zımpara olarak da söyleyeyim. Zımpara bakın. Bu 20 yıldır, 20-100 yıldır hatta, yani 1 milyon yıldır bu zımpara taşı. Ama atölyeye girince böyle artistik isimler koymuşlar. Yok masa demiyorlar da bilmem ne bir şeyi. İşte şu şişeye başka bir şey diyorlar falan. Kendileri burada artistik yaptılar. Yok yapmıyoruz. Kendi adı o şekilde şeytan taşı. Hatta bakın ben çekimden önce de dedim ki Begüm hocama. Hocam dedim size çok yükleneceğim dedim. İşinizi küçümseyeceğim, ne bileyim böyle yani basit göreceğim dedim. Dalgaya alacağım falan, bana olabildiğince yüklenin dedim. Sağ olsun kendisi şeyini kıramıyor böyle. Ne derler o, benim seviyeme böyle şey yapmıyor, çok düşmüyor. Evet, hanımefendi bozmuyor. Hanımefendi kişiliğini çok bozmuyor. Şimdi o zaman başlayalım yavaştan. Evet, başlayalım. Kağıt var, resim mi çiziyoruz bunu arada evet, sıkıldığımızda? Hayır, öncelikle yapacağımız modeli kağıda çiziyoruz ki camdan bize çok düzgün bir şekilde çıkması gerekiyor. Yani göz kararı çizilecek bir şey değil. Havuz kuşu mu yapacağım ben bugün? Hayır, Elif ve Vav yapacağız bugün. Anladım, o bana basit olur. Bak hele Allah aşkına dümdüz cam vermiştir. Aha Elif. İşte o şuna kadar gerek... kolay değil. Bir deneyelim, ben bir bakalım. Ben bunu yapamazsam... Ki bence yapamayacak. Ben bunu yapamazsam çıkmam dışarıya. Bence kendimi o cam fırınında yakarım. Tamam görelim o zaman. Bir zor bir şey ver hocam bana. Bu zor. Araba çizdir, deve falan çizeyim böyle. Yok biz Elif ve Vav'ı yapalım. Tamam. Bundan başlayalım. Çizmişsin sen. Bunu cama geçireceğiz. Şimdi camın üstünde çizeceğiz. Bunu. Tamam. Öncelikle elmasla. Şimdi siz bir tane, önce ben size bir bırakayım şöyle sahneyi. Tamam. Siz önce bir tane bir yapın. Tamam. Ben bir bakayım nasıl yapıldığını. Ondan sonra size zaten ihtiyacım kalmaz. Kolumda tamam, altın göreceğim. Bir bilezik. Bundan sonra Begüm hocanın işine son. Leyla hocam, kamera arkasından gülme öyle. Leyla hocam kameranın arkasından gülüyor. Bundan sonra buradayım. Geçen hafta pidecide olduğu gibi karşına dükkan açacağım diyordum. İşine son. Bugün son herhalde senin artık. Bakacağız onu iş çıktıktan sonra. Son maaşını al ayın 5'inde. Ondan sonra memleket nere hocam? Osmaniye. Osmaniye'ye buradan sevgiler selamlarımızı gönderiyoruz efendim. Ben de üniversiteyi Adana'da Çukurova'da okudum. Buradan tüm Adana'daki bizi izleyen Adana takip... Adana güzeldir. Gittiniz mi? Evet memleketime yakın olduğu için. Osmaniye'nin neresi? Merkez. Merkez anladım. Şu şekilde cetveli koyuyorum. Şimdi dur ben laf konuşacağım diye bakmadım. Evet çizimi camın altına alıyoruz. Tam sıfırladık mı burayı? Evet köşeyi tam düz gelmesi gerekiyor. Tamam. Daha sonra cetveli çizimden yarım santim kadar bırakacağız. Gözlüğü falan takınca ben de bir havalandım ya sanki gerçekten bu işi biliyorum gibi. Onu cam kesince göreceğiz. Şimdi şu şekilde cetveli... Camı araya salma ben de yapacağım. Tamam. Şu şekilde. Daha sonra camı bekletmeden hemen çıkarmam gerekiyor. Ben elimi ayağımı kesmem değil mi bundan? İnşallah ama öyle gibi görünüyor. Şu mu şimdi ilk kestiğimiz parça? Göstereyim evet, mi kameraya? Daha kenarlarını keseceğiz onu. Buradayız. Hadi. Evet. Gördüğünüz gibi dümdüz kestik. Ben de dümdüz keserim. Hatta bu biraz yamuk gibi. Yok yamuk değil. Daha sonra kenarlarının ölçülerine denk getirerek şuradan da yine aynı şekilde. Allah aşkına benim aklım fikrim almıyor. Yani şunu o koca camı nasıl kesebilir ya? Ucundaki elmas işte o. Onu alabilirim. Helal olsun. Buyurun. Yine camı çıtlatıyorum. Biraz yani, hemen niye yapıyorsunuz? Biraz geç yapsak. Çünkü geç yaptığımız zaman cam parçalanarak çıkar. Ama büyük ihtimalle sen yaparken öyle olacak biraz. Nasıl cam parçalanarak çıkacak. Çünkü daha işe bakmadan karar veriyor. Çok fazla konuştuğun için. Çok yanlış kişiyle sen atışıyorsun hocam. Öncelikle bir parçayı çıkarttık. Diğer parçayı da ayrı çıkaracağız. Çünkü tüm çıkaramıyoruz köşeli olduğu için. Ben tüm çıkarırım. Tamam görelim. Ama çıkmayacak. Parçalanarak çıkacak büyük ihtimalle. Yine bunu da buradan yine camı çıtlatıyorum. En son da alt tarafını yapıyorum. Oho hocam bir saatte yapıyorsun Allah aşkına. Bu iş zahmetli. Hemen öyle kolay yapılacak bir iş değil. Dışarıdan evet bakıldığında çok kolay gibi görünüyor. Ben camı keserim diye.
Tamam. Ama öyle değil. İlk parçayı çıkardık, daha sonra şeytan taşımızla. Evet, şimdi devreye girdi şeytan taşı. Kenarlarını zımparalıyoruz. Hocam kaçma hocam, arkaya otur da beni bir izle be. Nasıl yapıyorum bir gör. Sıra bana gelince kaçtı. Çünkü galiba yapamayacağını anladı. Kenarını mı zımparalıyoruz? Evet, kenarını zımparalıyoruz. Çünkü sivri köşeleri var ve bunları yumuşatmamız gerekiyor. Evet. Bu şekilde. İlk aşama bitti. Bir başlayalım, bir deneyelim. Tamam, ayrı bu, ayrı ayrı parça. Ama fırına girdiğinde birleşecek, yapışacak. Allah Allah. Sıcaklıkla birlikte, evet. Vay be. Evet. Bir başlayalım. Görüyorsunuz, yani anlatmaya diyeyim. Gerek yok şimdi. Cam kesiyorum efendim. Yapmadığım bir bu kalmıştı. Önce bir cetvel olmadan bir bakalım. Niye? Çünkü sizde cetvel, bütün aletleri kullandınız bana gelince. Çünkü elim cetvel gibidir dediniz. Bir bakalım. Tamam. Düz olacak mı? Şöyle sıfırladık şimdi efendim. Evet. Şunu aldık. İçinde de normal su var ya, gaz yağı falan İçindeki diyorlar. İçindeki gaz yağı. İşte gaz yağı değil. Yok bak göstereceğim. Kokuyor mu? Hayır, kokusuz İçsem gaz yağı. İçsem bir şey olur mu? Tabii ki olur. Ne yapar? Yani ölebilirsin. Zehirlenerek. Kokusu yok diyor. Kokusuz gaz yağı çünkü etkilememesi için bize. Anladım. Bildiğin su yağı içi. Evet, başlıyorum evet, efendim. Başlayalım. Normal keseceğim ben bunu. Evet. Öncelikle yukarıdan başlamamız gerekiyor. Ama her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Ben ne yaptım ya? Ben bunu üstüne koyacaktım. Yok, doğru şu an. Nasıl keseceğim ben bunu? Yukarıdan indirerek. Şurayı mı keseceğim evet. ben? Evet. Bir düz çıkarmamız gerekiyor. Şuradan başlasam? Hayır, olmaz. Cam kırılır çıkar çünkü. Şuradan gelirsem düz gelemeyebilirim. O yüzden. Elması şu şekilde tutmamız gerekiyor. Bu tarafa bakması lazım. Elmas buraya mı bakıyor? Evet. Ama yukarıdan Vallahi almamız yapamam. Gerekiyor. Yapamayacaksın zaten. Basınca içine gitti bu elmas. Evet, içine gitmesi gerek ama şu an camı kesmiyorsun. Sadece üzerinde geziyor yani. Bastırayım mı? Evet, bastırman gerekiyor. Çizerek, bir şeyi çizerek. Şu an çok kötü. Tam üstünden gidiyorum. Evet. Şu an cam biraz parçalanarak çıkacak. Pek düzgün çıkmayacak. Kestim. Evet. Hemen mi vuracağım üstüne? Evet, camın kenarından. Şuradan mı? Yok, diğer tarafını çeviriyoruz. Ağzıma yüzüme sıçrar bu benim ya. Gelmez. Şu an altından çekelim. Peki, çünkü düzgün bir cam çıkmadı. Evet, bu şekilde. Bence gayet elin cetvel gibiymiş. Çok güzel çıkarttın. Güzel oldu. Gördünüz, yol gibi yapmışım bunu böyle. Cetvelli yapılıyormuş diğer, efendim bu iş. Parça burada kaldı. Onu da çıkaralım ve o da... Bu şekilde. Bakın. Böyle oldu. İşte Elif nasıl olacaktı? Siz nasıl yaptınız? Şöyle. Bu şekilde düz olması gerekiyor. Yok, o şekilde değil. Ben bunu değil. Buraya göre çıkarmışım demek ki bak. Yanlış mı? Yok, yamuk bir şekilde. Düz değil şu an. Bak, bunu fırınlayınca bu düzelecek. Yok, düzelmez. Gördüğünüz gibi efendim, Elif. Tekrardan deneyelim. Bu sefer cetvel koyarak deneyelim. Tamam. Yine köşeye denk getiriyoruz. Şunu köşeye koyduk. Hı hı. Elması gaz yağına batırıyoruz. Ben normalde bunu tam üstünden çizsem yapardım. Bana boşa yukarıdan geldi. Yok, yukarıdan. Hep yukarı bak. Kesik olan şey yukarısı. Çünkü tam çizmedin o yüzden. O sesi duymadık. Ucunu falan değiştirdin herhalde sen. Hayır, ucunu değiştirmedim. Ucu aynıydı, sen yapamadın. Hiç de laf kondurmuyor maşallah ha, var ya. Benden hiç aşağı kalır yok hocam. Tekrardan deneyelim. Evet, köşeye. Yukarıdan iyice çizerek aşağıya doğru indiriyoruz. İşi öğrendim ki ben. Diğer taraflı. Evet. Elmasını bir zarar görüyor. Zarar mı görüyor? Kaç evet. para mı? Elmaslarımız pahalıdır birazcık. Mesela? Euro üzerinden alıyoruz. Benzer şu normal... an yine çizilmedi. Direkt camın üzerinden geçiyorsun. Ya bastırıyorum, Allah Allah. Yok. Bastırmıyorsun. Aynı camın üzerinden çizdiğin yerden de gidemiyoruz. Yine parçalanarak çıkabilir. Bir bakalım. Bir camı çıtlatalım kenarından. Nasıl? Arkadan elmasla vuruyoruz camı. Alttan mı vuruyorsun? Evet, yavaş bir şekilde. Çok hızlı değil. Biraz daha köşeye.
Yok, o şekilde değil. Yapamadım. Şu. Ben şimdi kırılır da elim yüzümü keser diye ben pek korkarım canlar. Şey yani biraz evet iyi dürbün çıkmış. Vallahi abi, ben böyle göre bir şey görmedim. Bakın. Görüyorsunuz efendim. Şimdi diğer tarafını çıkaralım. Tamam, şimdi bu tamam. Şimdi elini çıkarıyoruz. O tamam değil, bitmedi daha. Şimdi bunu koyduktan sonra köşelerini çıkaralım. Şuraları mı? Evet. Onu direkt de çizebiliriz. Ya bu gözlük. Gözlüğü takmamız gerekiyor. Benim şeyimi daralttı ama böyle. Kavsaram daraldı. Gözüne cam kaçabilir. Şuna mı batırıyoruz bunu? Evet, bu yine gaz yağına batırıyoruz bunu. Ne kadar kullanılıyor bu? Mesela ömrü ne bunun? Şöyle ömürlük mi tutuyorduk bunun? Evet. Yani çok düzgün bir şekilde kullanıldığı zaman hiçbir sorun olmaz. Aynı üzerinden gitmiyoruz çizdiğimiz yere. Şu an yanlış yapıyoruz. Tekrardan çıtlatalım camı. O artık bitti. Çıtlamadı. Pek de kolay değilmiş herhalde değil mi? Şu an... Hayır. Bir yandan da korkuyorum. Ne olmuş? Şu an yok. Çıkmıyor çünkü çizememiştim oraya. Tekrardan. Diğer elması diğer tarafta tutuyoruz. Evet. Elmas tutmayı pek beceremedik. Tamam. Aynı üzerinden gitmiyoruz. Yine çıtlatıyoruz. Ben neyden korkuyorum biliyor musun? Şu an gözlük olduğu için cam gözüne gelmez. Yok, yanlış yere. Yani bizim bayanlar şu an daha iyi yapıyor senden. Ne oldu bu? Vururken kırdın bunu. Ben kırmadım. Bunu vururken kırdın. Kayıt ben var. Kırmadım. Bunu izleyeceğiz. Şirin Hanım detaylı çekti. Bakalım. Bu kayıtta izleyeceğiz. Tamam. Bunu ben kırdın. Ben çizemedin onu orada. O da o yüzden kırılarak bu buna nasıl çıktı. Birleşecek şimdi Allah aşkına? O birleşmeyecek. Kenarımızın parayla düzelteceğiz şeytan taşıyla. Yavaş bir şekilde. Ha öyle mi? Tamam. Evet. Bir de diğer tarafını yapıyoruz onu. Şimdi yukarıyı çıkaralım. Tamam, çok fazla zımparalamayalım. Arkadaş bir daş yapacağız. 10 saattir uğraşıyoruz. Ben sıkılırım vallahi böyle işten. İşte, bana hemen olacak yapacağım iş. Emek gerektiren bir iş. Kolay bir iş değil. Tamam, ben şimdi ne yapacağım? Şimdi yukarıyı çıkarıyoruz buradan çizerek. Vallahi yoruldum ya. Göründüğü gibi kolay değilmiş. Camın üstünden sadece bir kıl kadar böyle çizgi geçiyor ama camı evet kırıyor. Yani... Şu an üzerinden çok fazla gittin galiba ve çizmedi. Ben yapayım mı? Yapamayacak gibisin. Kim yapamayacak gibi? Şu an olmadı pek. Dur. Yok, olmadı. Diğer taraftan alttan vuruyoruz. Bir çıkaralım, çıkacak mı? Ama koparak... Öyle yaparsan zaten o cam çıkmayacak. Yanlış. Tutayım kırayım mı ben bunu? Ne yapayım? Hayır, çıkmıyor. Camı yönüne göre çıkartmamız gerekiyor. Bu şekilde ama şu an kesmediğin için çıkmıyor. Çizilmemiş. Bir elif daha yapamadık şu an. Yani bayağı vakit geçti. Tekrardan çizelim. Yanlış. Şekli bu tarafa bak. Ha. Annemi göndereyim de burada öğret anneme. Bayanlar şu an çok daha güzel yapıyor. Yani ben onlara göre birazcık yapamadım. Kötü bir iş oldu. Yavaş da çok hızlı değil, yavaş bir şekilde. Ama çizdiğin yere doğru. Alttan mı çizdiğim yere doğru? Evet. Şu an o kadar çok üzerinden çizdiğim için parçalanarak çıktı. Vururken sanki gavura vuruyor gibi böyle. Yok, vuruyorsun üstüne. Nasıl çıktın? Tabii böyle çıkar. Çıkmadı öyle oldu. Yine zımparalayalım. Ne bir şey çıkmadı ki neyini zımparalayalım? Köşeyi zımparalayalım. Yani idare eder çıktığı bir şey değil şu an. Elif'te bu kadar zorlandıysak vav biraz daha zor olacak galiba. O ne? Bir de vavı çizecek. Oo, ben onu hiç yapamam. Yaparım ben onu hiç yapamam. Yukarıda bir dümdüz, şunu dümdüz hiç şey yapamadım. Çabuk ses ettin o zaman. Şunu yap diyor bana. Ben daha... Şiro şunu yap diyor Şirin Hanım. Ben daha düzü yapamadım. Şöyle bilmem şeyli... Tamam, şimdi ucunu çıkaralım. Hocam ben yoruldum.
Ben nazik adamım. Siz başımda durduğunuz için yapamıyorum ben. O zaman ben siz yukarıya bir çay için de ben şuraya bir camdan tavus kuşu yapayım. Tamam. Ben çıkayım. Sen çalış o zaman. Bir bakalım. Tamam. Geldiğinde. Şöyle seni kamera arkasına alalım. Değiştirdim. Şu masayı niye aşağı yapıyorsunuz arkadaş? Burada çalışan adam cüce mi? Ben ne yapacağımı da bilmiyorum ki. Elim ayağımı neyim keserim de. En korktuğum şey zaten şöyle şunlarla uğraşmak. Bu oldu. Bir de şurası da kırığı var bunun. Şimdi bitirdim efendim. Camı kestim. Elif şeklini yapıyordum. Bir tane düz kestik. Şöyle bir camdan size göstermek istiyorum. Şöyle bir camdan düz bir şey kestik. Bir de böyle yani şekil şu. Şöyle göstereyim ben size. Şu şekli çıkarmaya çalıştık. Düz camı doğru bir şekilde kestim. Sonrasında bir de alt tarafında bir parçası vardı. Onu da kestim. Şu şöyle birleşiyor. Gayet de güzel oluyor. Ama şimdi Begüm hocam geldiğinde, dinlenmeden geldiğinde büyük ihtimalle beğenmeyecek. Çünkü beni çekemiyor gibime geliyor biraz. O yüzden şimdi onu bekleyelim. O geldiğinde şeklime bir baksın efendim. Hocam gelebilir misiniz? Kestim. Aha. Şöyle koyucu oluyor. Bunu hemen fırınlayalım. Pek fırınlanacak gibi çalışma değil şu an bu. Şu kısmı hiç olmamış. Tanzım para alayım. Yok, benim yaptığımda hiç aynısı olmamış. Çok kötü bir çalışma olmuş. Sizin yaptığınızda yan yana koyuyorum. Tek farkı tamam, biraz şurada ben fazla gitmişim. Peki kayıt edemiyoruz, aynı gibi duruyor sanki değil mi? Göz var, nizam var. Yok, çok kötü. Yani fırınlanmaya bile değmeyecek bir çalışma şu an bu. Kötü bir çalışma olmuş. Yine bir işi daha elime yüzüme bulaştırdım. Gerçekten göründüğü gibi değil yani. Ben biraz önce böyle bol keseden atıyordum ama en basiti şunu kullanmak bile, şu elması kullanmak bile çok zor. İşte yağ batırıyorsunuz falan, daha sonra kesiyorsunuz. Yani düz çizgide gitmek bile yani bu işe gelince çok zor oluyor. Yani elleriyle camı işleyen, adeta bir sanat eserine dönüştüren tüm tam olarak bu işin adı ne hocam? Bunu yapana ne deniyor? Cam füzyon hocası. Cam sanatı hocalarıma ayrı ayrı böyle ellerine, emeklerine sağlık diyorum. Bizi kırmayıp belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi'nde önce Begüm hocama, daha sonra Leyla hocama çok çok teşekkür ediyorum ben. Yani nazımı çektiğinizde çok yükledim hocam, kusura bakmayın. Şu yapılacaktı ama yapılmadı. Hazır yapılmış var mı? Nasıl bir şey çıkacaktı? Hazır yapılmışı şöyle bir şey olacaktı. Normalde bunu yapmamız gerekiyordu. İlk veya camları kestikten sonra renkli camları aşaması vardı bana. Ama biz o aşamayı seçemedik. Ben burada kaldım, sınıfta kaldım. Evet. Yani cam kesmede kaldık. Anladım. Normalde şöyle bir şekil çıkacakmış ortaya. Çok da güzel oluyormuş gerçekten. Gördüğünüz gibi. Neyse canım sağ olsun. Şöyle bırakayım. Biz Aksaray'da her hafta farklı bir mesleğin zorluğunu ekranlara taşıyoruz. Bu hafta cam füzyonu yaptık. Cam füzyon sanatıyla uğraştık. Ben yapamadım. Begüm hocam bu işte usta olmuş. İçeride gördüğünüz tüm eserler onun elinden çıkıyor. Kendisini sanatçı diyebiliriz. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Cuma günü saat 8'de çaylak programı sizlerle olacak efendim. Biz her hafta farklı bir mesleğin zorluğunu ekranlara taşımaya çalışıyoruz. Dilimizin döndüğü kadar. Yapımda ve yayınlamaya geçen tüm ekip arkadaşlarım adına, kurgu montajdan Levent abi ve kamera Şirin Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum. Hocam size de ayrı teşekkür ediyorum. Haftaya görüşünceye dek efendim. Hoşça kalın, esen kalın.